Merhaba sevgili Kiye TV takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Çekmeköy Koçlar'dayız. Koçlar'da şöyle ustalarımızdan ufak bir çekim gerçekleştireceğiz. Önce Koçlar Genel Müdürü sevgili abim Hanifi Tarman'dan şöyle ufak bir röportaj alacağız. Merhaba Hanifi abi. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Sizleri görünce nasıl olabilir? Sen yönetmenim. Evet, Halitek'ten deyince biraz düşünmek lazım. Bugün Koçlar'dayız abi. Şimdi Koçlar'da ne yapıyoruz abi? Yemek yapıyoruz. Koçlar'da ne yapıyoruz? Tabii bir idareci olarak sordular. Görüyorsunuz evet. Tabii kazanlarımız kaynıyor burada. Değerli ablamız, arşivaşımızdan malumunuz. Evet. Böyle her parmağında birer marifet var. Burada da yemeklerimiz. Tek böyle güzel pişir. Evet. Nohutumuz. Nohut yemeği. Nohut yemeği orada var. Evet. Ama bunlar da kavurma. İşte hani Bingöl'ün derler ya, soğuk su kavurma, sersiz kavurmanız evet. Bu. Bak görüyorsun, bunu yiyen bir daha yiyor. Kesinlikle güzel. Yani bunun da damla tadı mevcuttur. Yiyen de bir daha hani bir kavurmanız var mı diye özellikle soruyorlar. Evet. Sana da özellikle çok teşekkür ediyorum her zaman böyle. Güzelim yanımızda olduğun için, güzel bir yönetmen, güzel bir Türk halk müziği sanatçısı. Aynı zamanda Halit kardeşim de Hanifi babanın yanında var gücüyle olmuştur. Her zaman yanımızda. Kutlarınızda da kendilerine çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İçin şiirimin de sponsorluğunu yapmıştı. Saygılarını sunuyorum, lütfen kabul etsinler. Bugün yemekler, çaylar bende için durmadan. Her şey firmadan abi, kalıtları firmadan. Eyvallah, eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Bu işi 30 yıldır yapıyoruz. 30 yıldan beri yapıyoruz bu işi. Evet. Şu an yaptığımız ne abi? Bu simit şu anda. Simit yapıyoruz. Evet. Tabi onda bir prosedürü var değil mi? Evet. Belli prosedürden geçmesi lazım. Evet. Şimdi burada ekmeği suya katıyorum. Evet. Ustacığım kolay gelsin. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Pide, kır pidesi. Kır pidesi yapıyorsun. Aslında bana kır pidesi. En başta tabi yumakları yapıyoruz. Ama biliyoruz yumakları kesiyoruz böyle. Evet. Bayağı da bir seri şekilde kesiyorsunuz. Kaç yıldan beri yapıyoruz bu işi? 25 yılı geçti. Yani şöyle çeyrek asır diyelim bizim. Aynen. 13 yaşından, 27 sene oldu belki. 27 yıldır. Mayalambur ya. Evet. Kabarmadan kesmem lazım. Tabii tabii. Dayıoğlu kolay gelsin. Şimdi oruç bulduk. Un torbasını açıyoruz. Evet, unumuzu evet. Makinaya bırakıyoruz. Evet. Şu an fırına çıkmış Kürt böreği. Çok güzel bir nar gibi de kızarmış. Eskiden 3 kilo undan bir tepsi Kürt böreği çıkarıyor. Evet, eskiden 3 kilo un koyduğumuzda bir büyük tepsi Kürt böreği çıkıyordu. Evet. Yani hamur olduğu zaman 5 kilo. Un olarak 3 kilo, hamur olarak 5 kilo. Tabii şimdi biraz tepsilerimiz küçüldüğü için. Tepsiler küçüldü mü? Evet. Eski boyutlar eski boyutlar değil değil mi? Eski boyutlar kullanan da var, kullanan da var. Evet. Genellikle şimdi ufak tepsileri kullanıyorlar. Ha, daha iyi, taze taze çıkıyor daha ha. Aynen. Tabii. Yani daha sıcak. Börek tezgahda beklemeden, kurumadan. Aynen öyle. O daha güzel aslında. Değil mi? Evet. O da.
hamurunu serptiği için su ekliyoruz. Evet. Ona göre ayarlıyoruz. Bizim ölçümümüz eskiden neydi biliyor musun? 3 kilo una bir avuç böyle tam avucumuzu sıkıyorduk. Tuz koyuyorduk. Evet. 25 gram geldi değil mi aşağı yukarı? Da çıktı. Arkadaşlar Karslı'dır. Bu ustamız. Güzel bir usta olursa seni İngiltere'ye götürebilir. Bir beğensin bakınlara. Yanlış takmıyorsun ha, hile yapmıyorsun. Usta. Ya bu anlamda koşarsın. Niye buraya? Niye buraya? Niye buraya? Tamam sağ ol. Kenan abi bu sessizliğini koruyor. Naylonu niye çekiyoruz? Naylonu çekiyoruz, hamur hava almasın, kendini hamur üstü tutmasın. Hem tutmasın, yağmur, kurumasın. Evet, bir de kendini salsın. He. Sıcak tutsun yani. Sıcak tutsun. Kolay gelsin şefim. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, meşhur Bingöl böreği, meşhur kol ve küp böreği. Başka bir şey var mı? Ne su böreği mi var? Su böreği var. Evet. Başka bir şey var mı? Evet. Şey. Başka? Ne bileyim. Şey, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür. Allah razı olsun. İyisiniz. Kaç yıldır burada çalışıyoruz? Vallahi 12. seneye giriyor ya. Burası değil mi?
Abi 12 sene ben buradayım. Maşallah. Alp Bey ile aynı mekanda çalışmıyoruz işte. Şey güzel. Yüzü kimdi Aspur? Yeni ses sanatı, ünlü aktörünü yıldız kendisi. Evet, evet, evet. Kıvır'ın gururu, Fatih'in gururu. Yani. Aynı zamanda dayı oğludur. Aynı zamanda dayım ya. Ne demek? Benim de dayı oğludur. Öyle mi? Tabii tabii. Ben sana dayı oğludur. Efendim bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Aferin menajeriniz artık. Welcome, welcome. Menajer konuk. Come on. Please. Hello. Hello. We have free space. Oh, very good. My name is Fadil. Welcome, Turkey. Pardon, Turkey. Hadi bay bay. Tabii Hanif abi. Hanif abi bizim günümüz şeyimiz ya. Abimiz ya. Yani. No posta bulursa çe. Evet. Dur ondan sonra. Evet. Evet, buyurun efendim, hoş geldiniz abi. Buyurun, koçlara buyurun. Evet, bir de kebap pişkin abi, çok sıcak. Taze sıcak kebaplarım, hoş geldin. Welcome. Şefim, kolay gelsin. Evet, karşıma alınacağız abi. Çekteki madenler burası. Koçlar bizim madresimiz. Buluşalım. Evet. Madenler. Koçlar. Tam olarak neresi burası beyefendi? Efendim burası İstanbul Çekmeköy Madenler. Madenler metronun ağzında koçlar pide börek salonda herkesi bekleriz. Çaylar firmadan, içip durmadan, kalpleri kırmadan. Tabii. Ama ilk gelen Hancı Baba'nın macaracılarına da ilk kahvaltı benden olsun. İlk gelen. Yani kesinlikle ye. Bu videoyu izledikten sonra değil mi? Videoyu izledikten sonra kesinlikle ilk gelen müşteri bende Hanifi Baba'da. Hanifi Baba'da kalın, maceralarımızı paylaşalım, çoğalalım. Halit kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir insan ve aynı zamanda da her parmağında 10 tane parmak değil, 20 parmak var. Ayakların parmağında bile marifet vardır. Bu çözümlerinizde Halit'e çok teşekkür ediyorum. Saygılarını sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Malumunuz, canlarımız burada. Devam ediyoruz. Dönerlerimiz hazırlanıyor. Evet, tavuk dönerimiz, et dönerimiz, yaprak döner tabii ki. Yaprak döner. Evet. Yemek çeşitlerimiz var. Yemek çeşitlerimiz var. Buyurun. Malumunuz burada abi bizim ezogelin çorbamız var, meşhur tavuk çorbamız var, sütlü mercimek çorbamız var malumunuz. Evet, sebzeli bezelye, büyük pilavı malumunuz, nohut var, ay var, nohut var. Kavurmayı görüyor musun abi? Kavurmayı özellikle şey. Evet, kavurma bizde bu yine. Ye abi, ye Mehmet ye. Evet, mantarlı, evet bizim tavuk çorbamız. Yürüyor kavurması. Bu pilavı abi. Evet. Evet, burada da sabah kavurdu, abi şu anda servisi. Güzel, evet. Kavuklu tabağımız da bu. Özellikle. Evet. Bunun yanında da ilaveler çok. Bunun yanında yurtta var, balonun yanında. Orada çatı çeşitlerimiz. Aşı başımızı çekmişiz zaten. Evet. Ey aynen. Musa. Aynen. Evet, salonumuzda burası malumunuz. Burası salon, arka çay bahsedeyim. Ayrıştay bahçesi var, üst katımız var yine, teras katımız manzaralı, üst kule manzarası. Evet. Abi. Üst kat da var değil mi? Bu kadar üst kat. Evet. Koçlar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli kardeşimiz ve aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı, kıymetli kardeşimiz Aziz Koç'la birlikteyiz. Koç'ta Börek Pide Salonu'ndayız, Çekmeköy'deyiz. Merhaba Aziz Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl sektörde işler nasıl, piyasa nasıl? Sektörde iyi yapan her zaman kazanır. Öncelikle Çekmeköy Koçlar'dan herkese saygılar sevgiler. İyi yapan her zaman kazanır.
iyi çalışan hizmetçileri sen kaliteli ürün yaparsan kazanırsın. Tabii ki piyasaların şartları biraz etkiliyor tabii. İşleri etkiliyor ama yani yine iyi yapan kazanır bence. Evet. Her şeyden önce bizim bu mekanımıza gelen müşterilerimizi biz müşteri gözüyle görmüyoruz. Bizim evimize gelen bir misafir gibi diyoruz. Hem de biliyorsun ki bizim köyde de dedemin misafirperverliğini nasıl olduğunu sen biliyorsun. Bizim o misafirperverlikte belki evet. Dedemizle babamızla o gördüğümüz o misafirperverlik. O aile sıcaklığı. Evet. Onu şimdi bizim müşterilerimize yani müşterimiz gibi değil de misafir gibi karşılıyoruz. Çok onu güzel. O şekilde. Çok güzel. O güzel atmosferi yansıttığınız var ki müşterinin de hoşuna gidiyor. Her gün aynı müşteri geliyor. Tabii. Haliyle. Aynı müşteri geliyor. Sağ olsun Hanife abi. Evet. Şeref duyuyorum. Hanife abi bizim abimiz ya. Ayrılmaz ikili. Ayrılmaz. Abi 1997'de beni vermez. Çok güzel. Renklerinden Nabi renklerinde sağ olsun. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Belki hayırlı işler diliyoruz. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Sağ ol, var ol.